Herkese merhaba, yine yeniden mutfağıma hoş geldiniz. Bu videoda fırınlanmış baharatlı mısır kaburgaları tarifiyle karşınızdayım. Malzeme listesine aşağıdaki açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Tarife önce fırınınızı 190 dereceye ayarlayarak başlayın. Ardından mısırları ortadan ikiye dikkatli bir şekilde elinizi kesmeden şöyle ortadan ikiye ayırın. Bundan sonra şöyle tekrar ikiye kesin. Ve bu parçaları da ikiye keserek mısırları bu şekilde 8 parçaya ayırın. Tüm mısırları kestim. Tabi tekrar tekrar uyarmakta fayda var. Keskin bir bıçak kullanın ama yavaş, acele etmeden bunları kesmeye çalışın. Allah korusun, bir sakatlık, kaza çıkmasın. Mısırları kesme işleminin ardından baharatını hazırlayacağız. Şöyle 3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı, 1 çay kaşığı sarımsak tozu, 1 çay kaşığı soğan tozu, yine 1 çay kaşığı kadar kuru kekik, 1 çay kaşığı kadar tuz, yarım çay kaşığı kadar karabiber ve 1 çay kaşığı kırmızı acı toz biber. Mısırların hepsini yağlı kağıt selle bir tepsiye alın. Yaptığınız baharat karışımını iyice karıştırın ve tepsideki mısırların hepsine bir fırça yardımıyla sürün. Mısırlar fırına gitmeye hazır. Önceden ısıttığınız 190 derecelik fırında yaklaşık 25-30 dakika kadar kontrollü bir şekilde fırınlayın. Mısırların yanına eşlikçi 2 tane sos yapacağım. Bunlardan ilki için şöyle bir dolu dolu yemek kaşığı mayonez ve ne kadar acı sevdiğinize bağlı olarak şöyle çeyrek yemek kaşığı acı sos ekleyip bunu karıştırıyorum. Birinci sos hazır. Mısırlar çıkana kadar bunu buzdolabında bekletin. Diğer yoğurtlu dip sos için şöyle 2 yemek kaşığı yoğurt. Bunun 1 yemek kaşığını süzme yoğurt kullanırsanız daha iyi olur. Yeteri kadar tuz. Çok az karabiber. 1 çay kaşığı soğan tozu. 1 çay kaşığı sarımsak tozu. 1 çay kaşığı toz biber. Çok az kuru kekik ve şöyle bolca kuru nane. Ben bu yoğurtlu dip sosu özellikle baharatlı Doritos'la da çok iyi yakıştırıyorum. Onunla da çok kullanıyorum. Ama onun için ekstradan bir diş kuru sarımsak rendeleyip içine ekliyorum. Bu dip sosu da karıştırıyorum. Evet, yoğurtlu dip sos da hazır. Mısırlar fırından çıkana kadar bu sosları buzdolabında muhafaza edeceğim. Mısırı fırından çıkarttım. 30 dakikalık pişirme gayet yeterli oldu. Videolarımı beğenmeyi, kanala abone olmayı, varsa yorumlarınızı yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.